biz parti genel merkezi ve başkan yardımcıları olarak 3 aydır tüm illerimizi tek tek arıyoruz. İllerimizde sorunları, problemleri, dertleri dinliyoruz. Ve o ilimizin sıkıntılarını onlara yakından takip ediyoruz. Ve daha sonra da hepsi bir rapor yapıp genel merkezimizle bahsediyoruz. O çerçeve bugüne Batman'ın gibi de sizlerle beraberiz. Tabii ki gerekçeyle genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun bol bol selamlarını getirdik. Kendisi Batman'ı ziyaret ettiğini ve çok yoğun ilgi gördüğünü bu vesileyle bir kez daha kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Gelecek Partisi olarak kurulduğu günden beri durmadan gece gündüz alanlarda, meydanlarda ve sokaklarda, köylerdeyiz. Çünkü bizim kuruluş amacımız ve stratejimizin çok farklı olduğunu genel başkanımız sık sık dile getiriyor. Genel başkanımız doğuya ve güneye özel bir önem veriyor. Geçiş çalışmalarında bunu sık sık dile getiriyor. Bu ülkede 84 milyon insan bizim partimizi orada 84 milyon insanın temsil eden arkadaşlarımız var. Herkesin sen arkadaşımız var. Bu ülke ne çektiyse o cümle bu demekle çekti. Düşünün 80'den önce sadece zor dediler binlerce insan toprağa girdi. Daha sonra anti-layık dediler, Alevi Sunni dediler, Kürt Türk dediler. Ama şu bilinmeli ki bu 84 milyon insan birbirine kitlenmiş, birlik beraberlik içinde yoluna devam ederken bazı güçler buralardan güç değiştirmeye kalktı. Dikkat edin, genel başkanımız şu açıklamayı yapıyor. Bizim 152 arkadaşımızın içerisinde herkesinden kurucu arkadaşımız var. O arkadaşlarımız o bulundukları kesimleri temsil ediyorlar. Şu bizde yoktur. İstişare kültürünü hep beraber işleteceğiz ama benden olanlar vatansever, benden olmayanlar vatan aile. Böyle bir kendini reddediyoruz. Arkadaşlar, herkes görüşünü, düşüncesini dile getirecek, konuşacak, konuşarak her şey neyse masaya yazılarak önümüze bakıp yürüyeceğiz. Bir bakan çıkıyor, tabana zaten vurduk, bundan sonra gidecek yerimiz yok, rahat olun diyor. Bu ne demek? Bir ekonomi bakanı, maliye bakanı böyle bir şey konuşursa o ülkede ekonominin bittiğini inkar edilir. Millet inim inim iniyor. İşte örnek veriyorlar, İngiltere'de şöyle, Fransa'da böyle, Almanya'da böyle. Öyle kelime oyunları yapıyorlar ki yaptıkları kelime oyunlarıyla saltanatlarını biraz daha ileriye götürebilirim diye düşünüyorlar. Ama artık bu vatandaş, bu halk uyandı. Gidin akşamları pazarlara, İstanbul'da ben bunu yaşıyorum, görüyorum. Akşam üzeri pazarlar kapanırken binlerce kişi pazarlara hücum ediyor. Ve küçük esnafı bitirdiler. Küçük esnaf bittiği için de gidip bir yerde sağdan soldan para istemediği için intihar olayları çok yoğun yaşanıyor. Ailece intihar ediyorlar. Ama bunlar televizyonlarda, malum kanallarda hiç dile getirilmiyor. Dikkat edin, haberleri hep magazin haberleri. O uçmuş bu kaçlıkla yakalamış insanların, halkın, vatandaşın problemlerini, sorunlarını hiç dile getirmiyorlar. Hep mavi boncuklar dağıtıyorlar, hep de yalan haberler yapıyorlar. Ama bunları da görüyoruz, bunları da görüyoruz. Peki, işi ehline verin diyorlar. İşi ehline vermedikleri için ekonomi dibe vurmuş, artık ticaret tamamen durmuş, ülke iflas geçişine gelmiş.